Hop, Ankara Motoblog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir zehir verme operasyonuyla birlikteyiz. Karşımızda Asena var. Asena'yı zehirleyeceğiz. İlk defa binecek. Tıs diyoruz. Merhaba Asena. Merhabalar. Kendini tanıtmak ister misin? Evet, ben Asena. Teşekkür ediyoruz. Hadi hemen gezmeye. Şimdi. Ayakları Nabız kapatıyoruz. yükseliyor. Ha? Nabız yükseliyor. Nabız yükseliyor. Hazır Evet. mısın? Ha? Hazır mısın? Hazırım. Haydi o zaman. Yine Batıkent'teyiz. Yine bir zehirleme Evet. operasyonuyla karşı karşıyayız. Önce yavaş yavaş biraz ısınma turları. Vay. Var mı heyecan? Evet, heyecan var. Korku? Korku yok şu anda. Tamamen yürümeye başlayınca biz, gitmeye başlayınca şu an kalmadı ve Tamam. bu çok keyifli bir şeye benziyor. Sana bahsettiğim eğilim, hafif salınımlar bunlar. Vay. Bunlarda korkma, hani çukurlardan kaçarken virajlarda beni çok duymuyorsun ama. Bu çok zevkli bir şey. Şimdi bunun keyfine bindikçe varırsın. Galiba öyle olacak. Çok güzel ya. Yavaş yavaş, sakin sakin gidiyoruz ki. Bildiğin yüksekteyim ve de burada. Manzaralı gidiyorum. Evet. Şimdi biraz ısınma turları Asena'ya. Korkmasın. Hop. Daha sonra ecik gazlayarak. Bak, en güzel tarafı da budur. Değil mi? Trafiğe kesinlikle takılmazsın. Bu güzel bir şey. Şu arkamdaki hödük silme geçti ama. Sanki fren yaparken mi biraz öne doğru geliyorum? Bana mı öyle geliyor? Fren yaparken değil. Şöyle, orada birinci vites zaten, torku çok yüksek olmadığı için makinenin. Gazı kestiğinde anında öne doğru bırakıyor. Tek başım olduğumda çok o kadar yaşamıyorum o hissi. Şu anda iki kişiyiz. İki insan var, daha ağır. Evet. Haliyle zorlanıyor alet. Ya bu çok keyifli bir şey. Şimdi biraz az bir şey hızlanacağım. Tamam, hızlan. Çok güzel ya. Buna böyle iyice öğreneceksin. Basacaksın gaza. Vay Asena. Öğreneceksin, basacaksın Vallahi gaza. aynen öyle. Bir gaza geldin Bir sanki. gaza geldim, çok keyifliymiş çünkü. Hadi biz de biraz Aynen öyle. apaçilik yapalım mı? Hadi o zaman yapalım. Bana bunu açıkla. Daha bu ne ki? Bu acayip bir şeymiş bu. Bu insanda bağımlılık yapar, biliyor musun? Evet, aynen öyle. Oh,
makina çıldırmış olmalı. Çıldırdım. Rüzgar esiyor ya hız yaptıkça, harika bir şey. Ya zaten o rüzgarı hissediyorsun ya. Onu hissetmek çok güzel. O rüzgarı hissetmek özgürlük zaten. O yüzden iki tekere, motosiklete hasta oluyor insanlar. Ya böyle çok farklı bir durum, özgür hissediyorsun. Aynen öyle. Başlayan o yüzden bırakamıyorsun. Evet. Pardon ablacığım. Ya gerçekten bu kadar keyif veren bir şey beklemiyordum ben açıkçası. Korkacağını zannediyordum ama aferin. Hayır. Helal ben yani sana. Böyle şeyleri zaten seviyorum ama bu ekstra mutluluk veriyor da çok güzelmiş. Vallahi bak. Zehirleri Batı kentte vereceğim galiba. Ha? Kendi kendime konuşuyorum. Allah en büyük asker bizim asker. Tam da asker uğurlamasına denk evet, geldik. Evet. Var ya bu semalarda devamlı arabayla gittik geldik. Başka hiçbir şeyle ulaşım sağlamamıştım. İlk defa böyle bir şey oluyor. Çok tatlılar. Zikzak severiz. Yeşil yanıyor, yeşil. Armut. Askerler mi? Aman 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 Asena. Çok öne geldim. Sakın. Hareket halindeyken sakın yapma onu. Öyle mi? Tabii. Patates oluruz. Durduğumuzda ne istiyorsan yap. Ama hareket halinde bak, dengeyi bozuyorsun. Tamam. Öğreniyoruz hocam ya. Ya şu ışıklar olmayacak. Öldürürdük ama diyetteyim maalesef. Vallahi ne diyorsan videoda spor yapıyorum her gün. Hazırlarken dinleyeceğim herhalde. Çoğunu anlamıyorum. Şimdiye kadar manasız geliyordu biliyor musun, böyle motor gördüğüm zaman kullanan motosiklet üstünde falan diyordum. Yani neden, yani hiç çekmiyordu beni ama şimdi binince anladım. Niye olduğunu. Artık şey yaparsın. Ya Ankara Motoyluk. Ne olur daha gizdir. Ruhuma bu iyi geliyormuş Mersan. Bugün keşfettik. Ya. Benim gibi çılgın bir insanın zaten bunu şimdiye kadar yapmamış olması. Ya bunun üzerindeyken sadece yolu düşünüyorsun. Aldığın keyfi düşünüyorsun, rüzgarı düşünüyorsun. Aynen. Herhangi bir derdin, işin, gücün. Aynen. Varsa aşk acısı, hiçbir şey yok yani. Hiçbir şey yok. Kendinle baş başasın burada. Kesinlikle öyle. O yüzden çok seviyorum ben. Evet. Benim için bir terapi gibi bu. Hiçbir şey düşünmüyorsun ve mutluluk hissi. Efendim? Hiçbir şey düşünmüyorsun ve mutluluk hissi. Aynen. Keyif öyle. Veren bir şey yani. Şu an keyiflendim. Ama buna tedirgin binmeyeceksin. Yoksa var ya zevk alamazsın. Aynen öyle. Kendini kasmaktan şey yapamazsın. Konsantre olamazsın ona. Aynen öyle. Ben seni işte uyardım. Başta kasma diye. Evet. Bak o rahatlığı hissedebiliyorum. Çünkü sen kendini kastığın zaman benim sürüşüme de yansıyor. Tabii. Beni sıkıyorsun ister istemez. Dengesini bozuyorsun aletin. Hmm.
Sen de var ya tam adrenalin insanıymışsın da. Tam adrenalin insanıyım. Hop konuşamadım. Tam adrenalin. Allah Allah. Adrenalin. Tam adrenalin insanıymışsın da. Mer. Aynen öyle. Antalya'da falan parasailing yaptım. Var ya uçuyorsun. Adamlar diyor ki normalde ilk bindiğin zaman çok fazla şey yapmayız, yükseltmiyoruz, etmiyoruz da. Bu nedir? Ben adamlar aşağıda yükselt yükselt tabii anlamıyorlar beni de. Ver coşkuyu diyorsun. Ver coşkuyu diyorum. Ver zehri. Parasailing ben de istiyorum ya, hiç denemedim ya, ama. Ya çok keyifli bir şey biliyor musun? Ya şuradan mı gitsek ya? Yine davulun zurnanın içine girmeyelim. İstersen buradan gidip noktalayalım şeyden. Olur. Sıkıldın mı? Yo, sıkıldığımdan değil. Sen yoruldun mu? Ne oldu? Yok be. Ismarlarsın artık. Tamam, kahveler benden. Yaşa. O kadar keyif yapmışız canım. Adamsın ya. Adamsın. Eyvallah. Yol verdi. Bunlara adam diyoruz trafikte. Lan yürüsene ya. Armut. Bugün de armut dolandı dilime. Açık galiba değil mi? Oha, yer yok ki. Yer yok. Bu ne abi ya? Bak, arabayla buradan geçebilir misin? Yine soldan mı iniyoruz? Aha, aynen. Tamamdır.